Kolay gelsin. Hayırlı işler. İşler nasıl? İyi, çok iyi. Çok memnun. Kaç kişi çalışıyor burada? Stadyumda 4 kişi. 4 kişi. Bu bir de şeyde... Salonda da 4 kişi var. 4 kişi. Yani 8 kişiye iş veriyorsunuz. Harika. Müşterilerin durumu nasıl? İyi, hepsi memnun. Sizden tabii memnundur var oğlum. Alım gücünüz orada. Alım gücü de şu an bir yere geçelim. Sahibi kim buranın? Yılmaz Bey kardeşim. Anladım. Sorma. Bizden arazi almışlar götürmüşler ki şey yok diye kısırlaştırmışlar çok bilenler. Erkek mi? Erkek. Vay. Ne istediler ben de bilmiyorum. Ay. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kediye daldık biz. Senin adın ne? Orgoncuk. İyileşti mi? İyi, ha, korktu. Kaçtı. Korktu. Vay be. Kahve bir şey mi? Ay, ama canım benim. Yok. Şimdi burada ne iş yapıyorsun? Ben de çok iyiyim. Valla biraz sesten tanıdım. Şunlardan hiç birbirinizi tanıyamıyorsam. Biz burayı basmışız ya. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasıl iyisiniz efendim? Elinizi sıkın da siz de sıkın. Ben iyiyim. Şimdi ben tam 2 yılı geçti. Esnaf geziyorum ilçe, ilçe, il. Bu dükkanların içinde hiç bugüne kadar bir başka partiyi yermedim. Hiç kendi partimi övmedim. Hiç propaganda yapmadım. Özne sadece sizsiniz. Ve sizin sesiniz olmak üzere, yani ne öğrendiysem onu kamuoyuna sizin sesinizi duyurmaya gayret ettim. Çünkü esnaf hangi sektörden iş yaparsa yapsın, Türkiye ekonomisinin, bu ülkenin ekonomisinin bel kemiğisiniz siz. Şunları üretenler siz olmasanız satamazlar. Yani ne üretir? Şunu da üreten satamaz. Velhasılı kelam, hem istihdam yaratıyorsunuz hem de ekonomiyi götürüyorsunuz. Uzunca bir zamandır da esnafla ilgili çok duyarlılık kayboldu Türkiye'de. Bir de sizin için müşteri veli nimet, siyasetçi için de seçmen veli nimet olmalı. Biraz bu veli nimet işi de gitti. Şimdi bütün bunların ışığında bu altyazıyı geçtikten sonra sadece size işlerinizle ilgili soruyorum. İşler nasıl? Şükür diyoruz ama çok çok da iyi değil tabii ki. Eski yerler. Kaç yıllık bir yer burası? 22 sene. 22 yıllık. Bana mesela şey dedi bir ne
geçtiğimiz Haziran İstanbul'da ya Tuzla ya Maltepe tam hatırlamıyorum. Orada bir kuyumcu dedi ki abla 1974'te basılmış küçük çeyrekler bozduruluyor dedi. Hani onlar böyle bilirsiniz siz genellikle yaşlı kadınlar ölümlük diye saklar yani kelen bezi için. Onları torunları için bozduruyorlar dedi. Bir bu. Güneydoğu'ya gittim bu daha yeni. Siirt'te bir kuyumcu dükkanında takı kiralanıyor dedi. Yani düğünde takıyı kiralıyormuş. Parasını ödüyor, kiralık. Ondan sonra da şimdi, tabii İstanbul, Şile, ben Üsküdar'da ikamet ediyorum. Buraları biliyoruz. Nispeten daha ekonomik olarak görece olarak iyi bir yerdir Şile. Tabii doğaya sizde göre daha iyi. İşler. Yani eski yeni duran çok çok düşük tabii ki. Yani. Bizde kiralama işi olmaz. Burada olmaz zaten. Yani, hayır, ben nerelere gitmiş işler hayır, diyordum. Orada oradan yani. Olur. Eski yeni duran çok çok kötü. Yani onda biri. Eski yeni duran onda biri. İşlerimiz. O zaman tabii bunları üretenler, tabii bunlar şimdi, işçileri, şimdi tabii, bunlar sanatkarları, bunlar zanaatkarları. Mesela şu Cumhuriyet altını meselesinde o 74 yılında, 78 yılında basılmış çeyrek altınlar. Mesela burada da var mı buna var, benzer? Tabii. Bir şey daha söylüyorlar, bunu İstanbul'da. Mesela gelip sizden diyelim ki kredi kartıyla alıp nakit bozduruyorlarmış. Bozduruyorlar. O da doğru. Doğru. O zaman Şile'de de ekonomi aşağı doğru, alım bir aşağı doğru. Evet, tabii. Yani, tabii. Yani, aynı yani masraf çoğaldı, gelir azaldı. Hayırlı bol kazanç. Yine elinizi sıktım. Ya sizin gibi sıkmayın. Şimdi ben yeni... Başkanım. Peki Adapazarı nereden geldi? Yerli tüm dışarıdan. Yani macunlu var mı? Annem macunlu var mı? Yani çünkü ses tonundan anladım ben de macunlu. Onun için peki işler nasıl? Aynı bildiğiniz gibi ortamlar şu an değil başkanım. Biraz bayağı bir sıkıntılar yaşıyoruz. Yani malum yani. Aradığımız malzemeyi bulamıyoruz. Patlıcan 10-35 lira, et 10-150 lira. Evet. Müşterimize de yansıtamıyoruz fazla. Evet. Hani ikramlarımızı yapıyoruz, müşterimize çarpıyoruz ama gerçekten bir sıkıntı var yani şu an. Evet. Kaç müşteriniz oldu? Bugün fazla bir müşterim oldu yani. Yemekler ne oldu? Cuma olmasına rağmen fazla bir müşterimiz olmadı. İnşallah bu saat başına ne yapabiliriz? Bunlar ne yapacaksınız? Bunları da çıkartıyoruz. Yardımcı olur. Başka bir sonra çevreye bağlı. Hayırlı bol kadar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, affedersiniz. İkramımızdan buyursaydınız. Burada çorba bir şeyler var.